Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Legends of Mitra projesini inceleyeceğiz. Bu NFT tabanlı bir play to earn projesi. Son zamanların hype olan konularından biridir. Play to earn, oyun oynadıkça para kazanacağınız projelere, oyunlara denir. Bugün birlikte bu projeyi inceleyeceğiz. Whitepaper'ına bakacağım, roadmap'ine bakacağım, oyun grafiklerini inceleyeceğiz, ideolarına, ön satışlarına bakacağız. Token metriklerine bakacağız. Çok önemlidir. Bunlar benimim yatırımım olduğu bir proje e, ve yatırımlarımı nasıl yaptığımın e, mantığını anlatmış olacağım size. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi vakit kaybetmeyelim, videomuza geçelim. Müzik Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün Legends of Mitra projesini enine boyuna inceleyeceğiz beraber. E, NFT tabanlı bir play to earn projesi. Şimdi oyunun bir cümleyle ana fikrine bakalım. Mitra Krallığı, Oblivious Horde tarafından işgal edilmiş. İstila sırasında canavarlar Mitra yok etmiş. E, seni ve hayatta kalanları kaçmaya zorluyor. Projenin e, ana fikri bu. Bu bunun üzerine bir oyun geliştirmişler arkadaşlar. Şimdi bir proje incelerken çeşitli şeylere bakıyorum. Bir platformlarına bakıyorum, partnerlerine, yatırımcılarına bakıyorum, token metriklerine bakıyorum. Burada partnerlerine baktığımız zaman Vex partnerler arasında, CryptoLocally partnerler arasında ve en önemlisi Algorand partnerler arasında Algorand büyük bir blockchain projesi arkadaşlar, kendi başına bir blockchain coin'i yani token değil coin ve projeye desteklerini sunmuşlar. Şimdi bir diğer olay arkadaşlar. Bu oyunları oynadığımız cihazlar. Eskiden daha çok PlayStation veya bilgisayarlardan oyun oynardık ama günümüz insanı mobil telefonlar daha çok kullanıyor. Özellikle büyük şehirde insanlar zaten sürekli mobil haldeler. Mobil halde iken de bir masaüstü veya laptop kullanmıyorlar. Mobil cihazlar kullanıyorlar. Bu yüzden de mobil oyun sektörü gün ve gün artıyor arkadaşlar. Market payı da gün ve gün artıyor. Fakat buna rağmen hala birçok kişi de bilgisayar üzerinden oyunlarını oynamaya devam ediyorlar. Bu projedeki güzel taraf ise hem bilgisayar üzerinden hem de telefon üzerinden oyunu oynayabiliyorsunuz. Zaten son zamanlardaki Play to Earn projeleri bu şekilde arkadaşlar. Benim yatırım olduğu projeler bu şekilde daha doğrusu. Çünkü bana bu daha mantıklı geliyor. Hem App Store'dan hem Google Play'den yani Android cihazlardan hem Windows'dan hem de Mac cihazlarından bu oyun oynanabilecek arkadaşlar. Eskiden Play to Earn'den önce oyunlarda şöyle bir mantık vardı arkadaşlar. Siz oyunu oynardınız. Hem vakit kaybederdiniz. Hem de item almak için veya karakterler için para öderdiniz. Yani hem vakit kaybediyorsunuz hem para kaybediyorsunuz. Bunda ise oyunu oynarken arkadaşlar bu projelerde Play projelerinde oyunu oynarken arkadaşlar para kazanabiliyorsunuz. Bu da e, geleceğin oyun sektörünü şekillendiriyor. Şimdi burada projenin inceliklerine bakalım. Play to Earn projesi diyor ee, ve bir başka güzel özellik söyleyeceğim size. Ee, burada diyor herhangi bir şey harcamadan, yani tek bir peni bile, tek bir bozuk para bile harcamadan hala kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Token kazanmaya devam edebiliyorsunuz. Ee, özellikle birçok proje, Play to Earn projesi ilk olarak sisteme girebilmek için 50 dolar, 100 dolar, 1000 dolar gibi paralar istiyor. Karakterler almamız gerekiyor. Burada ise Hiçbir para harcamadan dahi play to earn yapabiliyoruz ve hani şey soruyor hocam ya play to earn oynamak istiyorum ama yeterince param yok işte o tarz kişilere tavsiyem bu oyunu inceleyebilirler. Herhangi para harcamadan oyuna başlayabiliyorsunuz. Oyunda arkadaşlar Mita token kazanıyorsunuz kendilerini room almış Legends of Mitra Mita ile ödüllendiriliyorsunuz ve NFT'ler var karakterleri arkadaşlar toplayabiliyorsunuz, trade edebiliyorsunuz, kazanabiliyorsunuz ve bunlar tamamen size ait oluyor. Karakterler, envanterler ve bunları NFT Marketplace'inde arkadaşlar alıp satabiliyorsunuz. Bu da oyuncu ticaretin gelişmiş olduğunu gösteriyor. Eskiden e, yine oyuncu ticaretler vardı oynadığımız oyunlarda fakat resmi değildi. Bunun için aracı siteler, aracı kurumlar olurdu ki var gerçekten ve aracı sitelere de para verirdik e, ee, işte dolandırma vesaire olurdu. Bunlar tamamen artık blockchain altyapısıyla legal olarak kontrol ediliyor ve oynanabiliyor. Şimdi gelelim karakterlere. Bakın ne diyor? Collect, buy, sell. Yani toplayabiliyoruz, alabiliyoruz, satabiliyoruz. Her bir hero, her bir kahraman bir NFT arkadaşlar. Yani onun bir mülkiyeti bize ait. NFT'lerin anlamı zaten o. Non-Fungible Token. Dört tane karakter var arkadaşlar. Leonidas, Wukong, Doku ve Avo. Leonidas 3'ü Spartalı'daki e, kralın adıydı. Zaten kendisine de benzetmişler. Çok küçük yaşlardayken izlemiştim filmi ve beni çok etkilemişti Leonidas karakteri. Aşağı indiğimiz zaman da e, oyunun arkadaşlar demosuna beraber bakalım. Arkadaşlar kayıt olduktan sonra oyuna giriş yapıyorsunuz. Oyun bir e, kule savunma saldırı strateji tarzında bir oyun. Bu tarz oyunlar çok sürükleyici oluyor arkadaşlar. Çünkü bir gelişim hakim her zaman. Kendi bölgenizi savunmanız, korumanız gerekiyor. Burada az önce bahsettiğim NFT kartları var. NFT kartlarını geliştirebiliyorsunuz. Ve kademe kademe bölümleri geç, geçtikçe hem ödül kazanıyorsunuz hem de seviye atlıyorsunuz. Arkadaşlar Game Studio tarafından yapılan bir proje. Arkadaşlar oyunun grafiklerini başarılı buldum. Şimdi beraber önce White Paper'ına bakalım sonra Roadmap'ine yol haritasına bakalım. White tıkladığımız zaman uzun uzadı işlemeyeceğim. White Paper'ın içinde benim için önemli olan birkaç faktör var. Bir, oyunun ekonomik yapısı nasıl oluşuyor? Sürdürülebilirliği mümkün mü? Bu oyunda arkadaşlar para kazanma şu şekilde oluyor. Savaşlardan arkadaşlar token veya NFT kazanabiliyorsunuz ki NFT'ler de para ediyor. Ki şu an NFT'lerde biliyorsunuz hype var. Kripto paralar pek kazandırmadı ama şu an NFT'ler arkadaşlar kazandırdı. İster klan olarak savaşlara katılabiliyorsunuz. isterse bireysel olarak savaşlara katılabiliyorsunuz. Bu arada izlediğiniz videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ben amatör bir yatırımcı olarak kendi yatırım yaptığım bir projeyi inceliyorum arkadaşlar. Videonun başka bir gayesi yoktur. Günlük skor tablosunda ilk ona girene belli gelirler veriliyor. Kahramanları, NFT'leri toplayıp satabiliyorsunuz. Buradan da para kazanabiliyorsunuz. Şimdi token, token tekrar geldim. Token matrixler benim için çok önemli. Ve Coin'in toplam arzı, deflasyonist mi yoksa sınırsız mı? Bunlar benim için çok önemli. İlk olarak coin'in arzına baktığımız zaman 200 milyon adet arzı var. Çok yüksek bir arz değil. E, düşük de değil ama aşırı yüksek de değil. E, geleceğiz şimdi. Burada stratejik seed ve private ve public. Bunlar önemli. E, stratejik yatırıma %12.5 ayrılmış. Seed'e %12.5 ayrılmış. Private'a e %10. Public'e de %2.5 ayrılmış. Public az olduğu için... TG dediği token generation event. Token ilk oluşturulduğu zaman listelendiği gün ki birkaç gün sonra %20 verilecekmiş. Public'in private'da %10 gerisi 12 aylık periyotta verilecek. Seed %10 verilecek sonra 3 aylık bir coin'in paylaşılmadığı dönem giriyor. Biz buna cliff diyoruz. Sonrasında da 12 aylık lineer bir dağıtım olacakmış. Stratejikte ise yine %10'luk bir listeleme veriyor. Ardından 5 aylık bir uçurum var. Cliff var. Sonra da 12 aylık bir periyot var arkadaşlar. Şimdi indiğimiz zaman aşağı token bu şekilde benim yatırıma uygun bir proje arkadaşlar. Bir diğer konu fiiler. Oyunda her işlemlerden yüzde %3 fi alınıyor. Yani ücret kesiliyor. Komisyon diyebilirsiniz. Masraf diyebilirsiniz. Masraf daha doğru bir kavram. Ve bu %3 arkadaşlar şu 4 kaleme gidiyor. Bizim için önemli kısım ikinci kalem. %10'u yakılıyor arkadaşlar. Bu da Coin'in şu az önceki bahsettiğim 200 milyon arzının sürekli azalacağı anlamına geliyor. Şimdi ne diyoruz? Merkez bankaları para basarsa eğer bastıkları paranın değeri azalır. Burada da tam zıttı. Para yakma olursa da paranın değeri artıyor arkadaşlar. Blockchain de günümüzün ekonomi dünyasından tam zıt olarak genelde burn işlemleri olur. Para yaktıkça arkadaşlar o coin'in değeri artar. Şimdi arkadaşlar roadmap'ine bakalım. Roadmap'i şu anlamda çok önemlidir. Proje roadmap'ine sadık kalıyor mu? Kasım'ın 3'ünde yanlış hatırlamıyorsam, Kasım 3'üydü. Bitcoin all time high yaptı. Tüm zamanlar rekorunu kırdı ve ondan beridir neredeyse düşüyor aralıksız olarak. Bizi yordu, yıprattı ve birçok proje e, süreçlerini ertelediler, yol haritalarını safsakladılar. Bu projede böyle bir şey var mı? Buna bakmamız lazım. 2020'nin 3. çeyreğinde projelerine sadık kalmışlar yol haritalarına. 2020'nin 4. çeyreği yorucu bir çeyrekti. Fakat buna rağmen NFT marketplacesini başlatmışlar. E, Algorand NFT token köprüsü aktifleşmiş. Binance Smart Chain köprüsü aktifleşmiş. Akıllı kontratlarını audit yapmışlar. E, ve private sale'ını yapmışlar. 2022'nin birinci çeyreğindeyiz. Şu anda Public IDO of Meta Token yani IDO tamamlandı arkadaşlar. IDO'sunu incelediğimiz zaman benim için bir diğer kıstas da IDO'larını hangi platformda yaptıkları. Dowmaker, BSC Pet, Avalanche gibi platformlar, GameFi, RedKit gibi platformlar, CDFi gibi platformlar kaliteli IDO ön satış platformlarıdır. Eğer bunlar da yapıyorsa benim için prestij meselesidir. Özellikle bu aralar Avalanche benim e, gözlem diyebilirim arkadaşlar. Kendilerinden 1 lira bile almadım hiçbir zaman. Kendileri Twitter'da beni takip bile etmiyorlar. Ama buna rağmen ben projeyi seviyorum. Kaliteli projeleri e, yatırım yaptıkları için ve kazandırdığı için her şeyden önce biz buraya hayır hasenet olsun diye gelmiyoruz. Evet blockchain'i seviyoruz ama para kazanmayı da seviyoruz. Hepimizin ortak gayesi bu. Avalon şu ana kadar bana iyi para kazandırdı. Şimdi bu da GameFi yine çok güzel bir platform. RedKit çok güzel bir platform. Bunlar da IDO yaptı. Toplamda da yaklaşık 300 bin dolar topladı. IDO'lardan arkadaşlar. Bunlar da %20 TG'de açılacak listelenmede. %20 de her ay verilecek. Ve 4 ayda geri kalan Mebla tamamlamış olacak. Şimdi TG diyor. TG bizim için önemli. Geldiğimiz zaman aşağı iniyoruz arkadaşlar. Ne dedik? Birkaç gün içinde. 3 gün sonra arkadaşlar 21 Şubat'ta e, Pankek'te listelenecek Mitra. Bu da artık projenin listelendiğini gösteriyor. Yani yine roadmap'ine uygun ilerliyorlar. Bir diğer önemli husus ise Exchange'de yani merkezi bir borsada, 2022 çeyreğinde de arkadaşlar merkezi bir borsada listelenecek. Merkezi borsalar daha prestijli e, diyebilirim ilk olarak. Bu da dediğim gibi yol haritasına uygun olarak ilerliyorlar arkadaşlar. Şu ana kadar yol haritasından sapmamışlar. Bu da bizim için güzel bir şey. Bu arada izlediğiniz videoda ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan ve kanala abone olan bir kişi 250 TL değerindeki ödülü kazanacaktır. Arkadaşlar proje ilginizi çektiyse Twitter hesabını takip etmenizi tavsiye ederim. Twitter'dan takip edebilirsiniz. Ben proje ön satış aşamalarından katıldım. E, listelenme aşamasında şunu yapabilirsiniz. Ön satış fiyatına yakın fiyattan almak makuldür ama 10 katına çıkmış, 20 katına çıkmış bir fiyattan alınmaz arkadaşlar. Çünkü risk artık dalgalanma başlıyor. E, bu tamamen artık burada size kalmış. E, özellikle piyasa çok iyi değil. Yani onu takip etmeniz lazım. Nedir? Eğer proje yatırım yapmak istiyorsanız fiyat dengelenir, ondan sonra tekrar alınabilir. Listelenme aşamalarında Lütfen dikkatli olun. Ben birinizin bile para kaybetmesini istemem ve bu yönde her zaman size karşı dürüst oldum. Ön satışlar arkadaşlar zarar ettirmiyor kolay kolay. Ama listelenme anında en tepeden alanlar oluyor ve çok üzülüyorum. Buna dikkat edin. Arkadaşlar bu benim YouTube kanalım. Sizler için faydalı olmasına gayret ettiğim içerikler üretiyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.